Peki, Gülnaz, son bir soru Mustafa'ya. Evet, iyi akşamlar Mustafa Sandal. Seni çok seviyoruz bu arada. İyi akşamlar, teşekkürler. İlk abiminizden bu yana çizginizi değiştirmesine, tarzınızda değişiklikler olsa da çizginizi değiştirmediniz. Bunu korumayı nasıl başarıyorsunuz? Yani anlattık aslında ama yani bir kısa da. Bir kere ben hani bu işe neden girdim? Müzik aşkından ötürü girdim. Yani benim bu işe girişimdeki ilk neden ve amaç hani çok şöhretli bir insan olayım gibi gibi şeyler değil. Yani ben müzik aşkından ötürü üniversite eğitimimi Amerika'da yarıda bırakarak Türkiye'ye geldim ve İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda asistan olarak Sen şeyi anlat hayatıma abi. başladım. Yani anne seni Amerikalara gönderiyor baba. Deli gibi Amerika'da İsviçre'de okulu bitiriyor. Oradan Amerika'ya gidiyor falan filan. Aile bekliyor böyle delice bir oğlan dönecek ve manyak bir şeyler olacak bizim hayatımızda derken ben popçu olacağım diyor adam bir anda. Yani aile o sırada bambaşka bir durum var değil mi? Esas Tabii bir orası bir nokta yani. ya bir de ben hani Amerika'ya gittiğimde öyle yani kolay şartlarda gitmedim. Yani ailemin çok zorlanarak beni gönderdiği bir durumda gittim. Ve 2,5 sene sonra Boston'da sınıfta otururken hiç unutmuyorum. İş hukuku dersi böyle önümde bir kitap. Ya ben bir türlü orada olmak istemiyorum. Hani kalbimde ruhumda müzik var. İçinde yok. Ya, iş hukuku, yani iş hukuku dersi okuyorum. Ne işim var burada benim kafasındayım. Dedim ki Mustafa dedim bir karar ver. Ve bu kararın arkasında dur. Ya dedim buradan kalk. Dedim dön Türkiye'ye. Ve kendini müziğe ver. Ya da burada otur. Bu yolda devam et. Ama bir dakika şimdi bunu tavsiye etmiyoruz değil mi? Yani şu anda bizi dinleyen üniversite Ya öğrencileri Beyazıt ben yarın şunu iş tavsiye hukuku ediyorum. okurken popçu olmak istiyorum. Kapat var bir sınıflar boşalıyor falan. Ben Olunuyor diye bir şey yok yani hani riske atmayın da. yok, ben şunu tavsiye ediyorum. Yani bütün herkese bunu tavsiye ediyorum. Bütün genç arkadaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Kalbinde ne varsa onun peşinden git. Çünkü hayatını sevmediğin bir işle, hayatını sevemeyeceğin bir işle geçirmek bence çok yanlış. Kalbinde, içinde, ruhunda ömrünü geçireceğin. Çünkü insanın mesleği ömrünün büyük bir bölümünü alan bir durum. Ama biraz da Dolayısıyla yani paran varsa. abi Yani benim paran param varsa yoktu o... ya. Ya ben bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Amerika'dan geldim Beyazıt. Cebimde 5 kuruş para yok ama ciddi bir müzik aşkı var. Gittim, borca girdim. Hiç unutmuyorum, senetler imzaladım. Müzik aletlerimi aldım. Gece gündüz stüdyoda yatıyorum, kalkıyorum. Orada yaşıyorum. Beste ve şarkı yani aranjman yapmak ne demek? Bunları öğrenmeye çalışıyorum. Gelecekle alakalı hiçbir garantim yoktu. Yani içimdeki ses haricinde başka hiçbir garantim yoktu. Sadece içimdeki sesi dinledim ve hayatım boyunca mutlu olacağım işi yapmak istedim. Peki ya olamasaydın şu anda içindeki sese ne derdin mesela evde Yemiştim yani. Ama bir şey söyleyeceğim burada. Çok otururken? önemli bir şey söyledin. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz çok göz önünde iş yapıyoruz ve işte herkes ya ben de oyuncu olmak istiyorum. İşte ben de şarkıcı olmak istiyorum. Ben de bilmem ne. Çok doğru. Hani yüreğinin sesini dinle ve yapmak istediğin mesleği yap ama bunun yanında hani sen onu yapmışsın. Belli ki bir sürü şey gerekiyor. Yani azim gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, çok çalışmak gerekiyor. Hani hadi ben oyuncu olacağım, hadi ben bir oyuncu olayım, bir ajansa yazılayım. Tabii Hani çok sadece basitmiş. yürekteki sesle Çok biten bir durum öyle bir değil. şey Ama değil. Hani çok şöyle bir durum. basitmiş gibi görünüyor ya bazen bizim yaptığımız iş. Yani ben mesela hani ben şimdi şu an burada oturuyorum. İşte şu an Aysel'i oynuyorum ama buraya gelene kadar neler yapıyorsun böyle böyle hani böyle böyle geliyorsun kazıya kazıya Daha da kazıya feci kazıya tabii anladım. yani o yüzden Doğru. hani sadece tabii ki sesini dinliyorsun ama onun yanında birçok şey Ya yapman Yeteneğinde. gerekenleri yapıyorsun zaten. Evet, Yani yapman yapman gerekenleri gerekiyor. yapmadan o iş olmuyor. Evet. Ama şöyle bir formül yok. İşte ben okula gittim, üniversitede gittim ya ve başarılı olacağım. Böyle bir garanti, böyle bir formül yok. Yani bugün Mark Zuckerberg'ten Steve Jobs'a, Bill Gates'e kadar bunlar üniversite terk adamlar. Yazıt. Yani işin doğrusu bu abi. Bakın çocuklar, bunlar çok önemli konular. Bunları iyi dinleyin. Üniversiteyi terk edin. Bakın bunlar. Şimdi verdiğimiz örnekler o. Yüreğimin sesini dinledim. Bunlar hep üniversite terk. Yok şaka tabii bir tarafa. Ben konuyu şöyle bir doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da. Yani zaten bu ülkede de dünyada da böyle. Hani bu ülke diyesin var mı? İş bir süre sonra seni buluyor.
Yani biraz da böyle bir durum da var. Sevsen de sevmesen de bir süre sonra o seni buluyor. Buluyor dediğim o işi yapıyorsun. Sevsen de yapıyorsun, sevmesen de yapıyorsun. Bazen başka çaren kalmıyor. Ama yüreğindeki ses, biraz da yeteneğin, biraz da tırmalamaya mecalin varsa, hani dayak yemek istiyorsan hayattan, sağlamlarından, o zaman fayda var. Peki. Ya ben şunu eklemek istiyorum. Gecenin bu yaz felsefeye bu kadar... Hayır, hayır. Ya bizim toplum olarak mutlu insanlara ihtiyacımız var. Yani o yüzden insanlar sevdiği işi yapmalılar, sevdikleri şeylerin peşinde koşmalılar. O kadar diyorum. Keşke. Ben de güzel sanatlar okudum, onu da seviyordum ama sevdiğim başka bir işin içine düştüm. Allah'tan da düşmüşüm yani. Hani keyfim yerinde en azından. Güzel. Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani üniversitedeki halim şimdi 17 sene oldu Beyaz Show başlayalı. Gitgide önümdeki kitle küçülüyor. Yani ben bu işe başladığımda benim yaş grubum seyirciydi. Şimdi artık 17 yaş altı. Hani 17 sene sonrakiler seyirci. Sizin yerinize hala ben kendimi koymaya gayret ediyorum. Yani cidden çok isterim hepiniz teker teker şu okul bittiğinde, hatta bitmeden önce bir şeyler yapmaya gayret edin. Okul bittiğinde biraz daha rahatlamış olsun. Yani inşallah hayatınız çok güzel geçer. Cidden çok isterim. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorsunuz yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,